Değerli izleyiciler, bugün Başarıdan Başarıya Kadın programımıza konuk olan Yegane Fatma Mutay'ın bu başarıya nasıl ulaştığını anlatan kısacık bir hayat hikayesini sizlere aktarıyoruz. Bulma sen, bulma kismet ile, laf olmuyor. Mutlu bir aile ortamında çocukluğunu geçiren Yegane Fatma Mutay, 1968 yılında Samsun'un güzel ilçesi Çarşamba'da dünyaya geldi. İlkokulu Necatibey İlkokulu'nda okuduktan sonra orta öğretimini Kız Meslek Lisesi'nin orta bölümünde bitirdi. Yegane Mutay 12-13 yaşlarında amatör olarak Fatma Sebahattin Zaimoğlu çiftinin hocalığında yaşardığı spor salonunda 2 yıl kadar judo eğitimi aldı. Daha 13 yaşındayken amatör olarak başladığı judo çalışmalarına 15 yaşına geldiğinde profesyonel olarak Devlet Su İşleri Spor bünyesinde devam etti. Yegane Hanım ilk başarısını 1986 yılında aldığı madalyayla taçlandırdı. Antalya'da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonu Yegane Mutay 1987 yılında milli takım kamplarına çağrıldı. Katıldığı Uluslararası Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 3. olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. Sayısız milli takım kamplarına katılan Mutay aynı zamanda 8 kez Türkiye şampiyonu olan Devlet Su İşleri Judo takımında görevine 1990 yılında oğlunun doğumu sebebiyle ara vermek zorunda kaldı. Devlet Su İşleri Spor bünyesinde müsabık ve hoca olarak 1992 yılında tekrar judo sporuna geri döndü. Hocalığının yanı sıra altyapı sorumluluğunu üstlenen Yegane Hanım, aynı zamanda özel bir hastanede masaözlükte yapmaktadır. İki çocuk annesi olan Mutay, onları yetiştirmenin yanı sıra spor bilincini aşılamanın gururunu taşımaktadır. Merhaba Başarıdan Başarıya Kadın programının değerli izleyicileri. Bugün farklı bir mekandayız. Siz de görüyorsunuz. Judo öğretmeni Yegane Mutay Hanım'ın konuğuyuz. Önce bir dersi alalım, sonra Yegane Hanım'la sohbetimizi yapalım. Tekrardan judo eğitmeni Yegane Mutay Hanım'ın konuğuyuz bugün. Bugün farklı bir ortamdayız, bir spor salonundayız. Kendisi bizi dersinden sonra kabul etti. Değerli öğrencileri de burada, onlar da bizim arkamızda. Keyifli bir sohbet olacağını umut ediyorum. Yegane Hanım'ı tanıyarak başlayalım diyorum. Ben Yegane Mutay. Daha doğrusu 20 seneden beri judo yaptım.
88'den sonra, doğumlardan sonra bir ara vermiştim. Tekrar yine 92-93'lerde tekrar başladım. İşte buranın zaten devlet su işlerinin öğrencisiydik. Buranın lisanslı öğrencisiydik. Şu an yine ders veriyorum. Hafta sonları yapıyoruz burada. Diğer arkadaşlarla beraber. Onlar sabahtan geliyorlar. Ben 2'den 4'e kadar buradayız. Cumartesi günleri. Yaş grubu bu mudur öğrencilerin? Şimdi şöyle, yaş gruplarım ben şu an küçükleri yetiştiriyorum. Büyük olan çocukları da diğer arkadaşlar yetiştiriyorlar. Şimdi küçük çocuklarla ben daha çok uğraşıyorum. Evet, yani biraz sabır gerektiriyor herhalde. Sabır gerektiren bir spor, judo. Uzak doğu sporu bildiğimiz gibi. Zevkle yapıyorum. İsteyerek yapıyorum. Judo ilginç, alışılagelmemiş bir spor. Ben ayrıntılarını ve tekniğini bilmiyorum. Bilmeyenler için de judoyu bir anlatmanızı istedim. Judo işte uzak doğu sporu diyoruz. 1968'de kurulmuş Türkiye'de. Yani Türkiye judo sporu 1968'de federasyonu kurulmuş. Çok tabii değerli öğrenciler, yani sporcular yetiştirildi. Biz de tabii içindeyiz. ne güzel. Vaktiyle sporcusu olduğunuz bir kurumda şimdi eğitmensiniz. Biz yapıyoruz. De bu ne diyorsunuz? Minderlerden geçtiniz. Tatami minder diyoruz. Minderlerden geçtiniz. Evet, geçtik ve hale geçiyoruz ve yetiştiriyoruz çocukları. Peki judo nasıl başladı? Judoya nasıl başladınız? Judoya 1900 tarih olarak da söyleyeyim. 1982'de başladım. Aslında tekvando diye ben Yaşar Doğu'ya gitmiştim. Judo varmış. Yaşar Doğu'da başladık. 86 yılında devlet su işlerinin lisanslı olarak buraya geçtik. İşte 20 yıl burada müsabaklık olarak yaptım. 1988'de Balkan üçüncülüğümüz var. Türkiye şampiyonluklarımız var. İşte Karadeniz bölge olarak. Devamı gelir. Şimdi de nice yeganeler yetişiyor burada. Aliler, Ahmetler yetişiyor burada. Judo tabii alışılagelmedik bir spor. Bir kadın olarak bu hani dövüş tekniği diyebiliyorum. Yanlış mı biliyorum? Düzeltiniz lütfen. Bir kadının dövüş değil de koruma. Evet, koruma. Yani kendine savunma. Hiç ihtiyaç duydunuz mu? Bildiğiniz tekniği. Şimdi şöyle, ihtiyaç duymadım ama en azından kendime yani şeyim var, özgüvenim var. Evet. Yani istediğim her yere girip çıkabiliyorum. Evet. Buyur, seni de böyle alalım. Nedir adın? Aslıyan. Kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. 16 yaşındasın. Sen de sporcusun. 7 yıldır voleybol oynuyorum. Geri kalanla da judo yaptım. Judoyu bıraktım, voleybola devam ettim. Şu anda voleybola devam ediyorum. Yani voleybolu judoya tercih ettiğini diyebilir miyim? Evet, aynen öyle oldu. Neden öyle oldu? Yani? Neden öyle oldu? Voleybolda daha çok branşım iyiydi. Hocalarımız da zaten seçtiği için öyle oldu. Judoyu kimden öğrendin? Judoyu anne ve babadan öğrendim. Küçük yaştan zaten minderde sürekli geldiğim için annemle beraber, o yüzden. Eden'in deniz var mı? Yok. Yani her abisiyle beraber, yani doğumlardan sonra çocuklar zaten minderdeler. Ben maç yapıyordum. Çocuklar minder dışında anneanne, baba diye bağırıyorlardı. Evet. Hakemler de kovalıyorlardı. Yani minderde büyüdüler onlar da ama tercih başka sporları yaptılar. Abi de futbolla ilgileniyordu. O da lisanslı futbolcu. Dolayısıyla parlak bir böyle sporcu aile, yani anne baba sporcu. Peki annem ve babamdan öğrendin dedin. Hiç evde böyle gayri ihtiyar mindersiz maça tutuştunuz mu? Tabii abimle çok yapıyorduk küçükken, şimdi bıraktık. Artık yaşımız gereği bırakmak zorunda kaldık. Çünkü komşuları düşündüğünüz için olsa gerek. Yok, evimiz adam müstakil olduğu için biraz rahatlı. Evet. Yani müstakil seçmenin ne mudur yani? Olur maça tutuşuruz. Baba, yani baba anne, kayınvalide, kayınpeder orada olduğu için biz orada oturuyoruz. Evet. Voleybolu kaç senedir yapıyorsun? 11. Tamamen temelden bir sporcusun sen. Yani bunun herhangi, mesela mutlaka sınıfında spor yapmayan, spora uzak, böyle adını bile ara sıra duyan, sizlerden duyan var, arkadaşlarınız vardır. Onlar yanında sporcu olarak sen böyle çekirdekten gelen sporcu olarak farklı olduğunu düşünüyor musun? Tabii ki düşünüyorum. Yani bir kere kondisyonun fazladır. Çok fazla. Yani
Hani herkese sosyalim, yani dışarı hemen atağım, yani öyle içime kapanık değilim. Mutlaka fiziki gelişimle de olumlu katkısı olduğunu görüyorum. Kasıfım daha çok değişik, evet. Bazı şeyler. Bazen aileler şu konuda endişe ediyorlar. Burada tekvando yapan, özür dilerim, judo yapan arkadaşlarımızın, minik arkadaşlarımızın aileleri de var. Belki ilk etapta derslere engel olur diye bireyleri, yani çocukları spora göndermekten imtina edebiliyorlar. Ama gelin görün ki dersiyle sistemli bir şekilde işte faaliyetlerini sürdüren arkadaşların hem fiziksel hem zihinsel hem düşünsel gelişimleri pozitif etkilenir diye düşünüyorum. Aslında zeka oyunu. Hı-hı. Yani Minder'de judo yaptıklarında nasıl desem teknik yaptıklarında beyin çalışıyor. Buraya kapıdan sporcu geldi ilk. Neyle başlıyorsunuz? Yani herhalde çıkar ayakkabılarını, çoraplarını diyorsunuz. Evet, yani eşortmanla önce başlıyoruz. Başladıktan sonra işte 1-2 hafta sonra elbise aldırıyorum. Düşüşlerimiz var yerde. Yani direkt judoya geçemiyoruz. Evet. Tekniklere geçmiyoruz daha doğrusu. Düşüşler var. Düşüşlerden sonra tekniklere geçiyoruz. Yani o düşüşler çok önemli. Yani judo yaptığımız zaman sakatlanmaması için. O düşmeyi iyi öğrendikten sonra judocu olunabiliyor. Peki şunu düşünüyorum. Şimdi ben mesela burada belki böyle evlatlarını spora yönlendirmek isteyen aileler olur. Ben kaymaktan çok korkuyorum. Kayak yapmaktan çok korkuyorum. Ailemin isteği üzerine bir süre kayak dersi aldım. Ama inanılmaz korkuyorum. Yani sabah ders saati başlayınca böyle kabusum oluyordu. Bu sporda da mesela sizi izlerken ben gördüm. Hani düşüyorsunuz, kalkıyorsunuz. Yapamayacağım sporlardan biri de bu. Kendi adıma söylüyorum. Yani uzaktan öyle görünüyor ama öyle değil. Hani düşürdüğümüz zaman veya düştüğümüz zaman bir yerimiz acıyor zannediliyor. Değil. İşte o düşmeleri iyi öğrenebiliyorsak, düşmeyi öğretebiliyorsak hiçbir şey olmuyor. Son olarak gerçekten ilginç. Yani ben şehrimizde Samsun büyük bir şehir artık. Pek çok meslek alanında faaliyet gösteren birey var ama. Faaliyetlerimiz de bayağı çoğaldı yani. Güzel. Evet, bu anlamda güzel. Ve bir judo eğitmeni hanımefendiyi de şehrimizde vardır diye 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Evet. Sizin gibi hanımefendiler var mı başka? İşte sporcu var hani. Genç burada sporcu var. Burada. Tabii yani müsabaka arkadaşlarımızın çoğu diyeyim. Çoğu bırakmamışlardır. Aynı benim yaptığım gibi. Yani evlenip. Hı-hı. Zaten dışarıdan pek evlenen yok. Hep iç camia. Camia içerisinde evlenen arkadaşlar var. Onlar da aynı. Son olarak Yana Hanım, çok gerçekten keyifli bir sohbet oldu. O arkadaşlarımız da bize keyif verdiler. Arkada sabırla bizi beklediler. Onlar geldiğimiz antrenmana başladığımızda hepsi sordular gelecekler mi diye. Dedim bir aksilik olmasa tabii gelecekler diye. Sonra siz telefonda antrenmana başlamıştık. Telefon açtığınızda hepsi nasıl bağırma bir çığlık attılar. Yani sevindiler. Sevindiler. Biz de onları gördüğümüzde sevindik. İnşallah bugün burada arkamızda oturan kardeşlerimiz belki ileride dereceler yapan, ülke çapında, dünya çapında dereceler yapan bireyler olurlar. İsimlerini duyururuz. Biz de deriz ki. Evet, biz de deriz ki biz de onlarla program yapmıştık. Biz evet. De o şerefe nail olmuştuk deriz. İnşallah. Değil mi çocuklar? Evet. Derece yapacak mısınız? Yapacaklar. İnşallah yapacaklar. Bir Yegane Hanım da bununla göğsü kabaracaktır eminim. Size çok teşekkür ediyorum. Nice başarılarınızı diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli, mutlu günler diliyorum. Teşekkür ederim. Güzel günler de. Evet. Şimdi tabii burada olmamızın daha çok DSE'yi de başkanımızın çok teşekkür ediyoruz. DSE kulüp başkanımızın. Burada yani çalıştık. Yani buranın sporcusuyduk ve devam ediyoruz. Yani bize de bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz ve programımızın sonuna geldik diyoruz. Bugün Minder'in üzerindeydik. Belki gelecek hafta sizin yanınızda olabiliriz. Gelecek haftaya kadar buluşana dek sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın diyoruz. Ve eğer diyoruz sizin hikayenizde anlatılmaya, paylaşılmaya, hatta örnek alınmaya değerse lütfen bize ulaşın diyoruz. Hoşça kalın.